Geçenlerde dışarıda koşuştururken aklıma harika bir fikir geldi. Ya da en azından ben öyle sandım. Yapay zeka ile bir şarkı yapacaktım. Şarkı yapacaktım. Şarkıyı herkes yapıyor, ben bir fark yaratacaktım. Peki bilin bakalım neydi o fark? Neydi? Besteyi yapay zeka yapacaktı. Ben de şarkıyı söyleyecektim. Harika fikir, öyle değil mi? Harika. Hayat böyledir. Siz planlar yaparken evren bakıp kahkaha atar halinize. Bendeki yatay zeka. İşe bak. Sürü yapmak için saatlerce uğraştım. Pek çok müzik türü denedim. Bir türlü istediğim gibi olmadı. Ortaya çıkan şarkılar ya çok basit oldu ya da söylemesi çok zor. Zor, çok zor. Çok basit olmamalıydı ki söylediğim şarkı güzel olsun. Öyle okul şarkısı gibi söyleyecek halim yok. Fazla zor da olmasın, bende yedok da ses yok. Gerçek yok da var mı? O da yok. Uzun uğraşlar sonunda yaptığım bir rock şarkısı oynak bir şey oldu. Sözler çok basit kalmasın diye araya tekrarlar, vokal falan da ekledim. Vokal falan ekledim. Sonra başladım şarkıyı söylemeye. Ama o ne? Yapay zeka solistin fıstık gibi söylediği şarkıda bin bir çuvallama yaşadı. Çuvallama. Neyin tüm şarkıyı söylemek? İlk dörtlüğü bile söylemek için birkaç saat bağıp durdum. Sonuç fiyasko, hem de öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Meğer şarkı söylemeyi bilmiyormuşum. Hem de hiç uzun uğraşların sonunda koşulları daha fazla rahatsız etmeden şarkı söyleme faslından vazgeçtim. Sanırım herkes için en iyisi bu. Ama rahat duramadım tabi. Oturdum bunu yazdım. Bilmem iyi mi yaptım söylesenize. Siz ne dersiniz? İşte böyle, madem elimizde her şey yok. Olanlarla yetinelim. Az olandan çoğu var edelim. Gelecektekilere eser bırakmadan olmaz.